İnsan şekten nasıl kurtulabilir? Son zamanlar gençler hep birbirine benziyorlar. Hemen hemen hepsi sakallı maşallah. Bayağı da nurlular, benim yakışıklım da öyle, çok güzel. Bayağı yakışmış sakalı da. Saç modeli falan her şey tamam. Görünüş muhteşem. Dikkat edilmesi gerekiyor. Gün içinde sabah kalktığına itibaren sürekli Allah'ın her şeyi yarattığını sık sık kendine hatırlatacak. Onu yapmaya başladığında aklına bereket gelir. Yani o an bereket başlar, yani o insan metafizik bir varlığa dönüşür. Yani sessiz sedasız metafizik özellik kazanır. Bunun sonucunda işleri rast gider, işleri düzgün gider, her şeyde isabet kaydeder. Eğer tebliğ yapıyorsa ve bitmediyse tebliğ, ölmez. Bakın bu çok önemli. Tebliğ yapıyor ve tebliğ bitmediyse ölmez. Ömrü uzun olur. Yani mesela bak, bütün peygamberler falan öyledir. Görevi bitmediği için hepsinin ömrü uzun olmuştur. Allah muhafaza, Allah muhafaza, tebliğini engelleyecek hastalık olmaz. Bak bu çok önemli. Tebliğini önleyecek hastalık olmaz. Yani tebliğini yapabilecek şekilde olur. Mesela bak Yunus şirke benzer bir karar aldı, biliyorsunuz. Ben yapamayacağım dedi. Yani. Allah git tebliğ yeri de yok dedi. Ben yapamayacağım. Dinlemiyorlar beni dedi. Dinletecek olan Allah. Dinlemiyorlarsa Allah dinletmiyor. Niye moralini bozuyor? Dönme. Mübarek. Güzeller güzeli. Niye dönüyorsun? Gemiye biniyor. O küskünlük, kızgınlıkta. Gemidekiler önce bir şey demiyorlar. Yola çıkıyorlar. Hiç adeti değilken denizin. Hava akıl almaz bozuyor. Ya muazzam bir lodos, deniz böyle acayip çalkalanmaya başlıyor. Adamlar diyor ki bu normal bir gelişme değil. Aramızda bir uğursuz var diyorlar. Yani bir uğursuzluk var, bir fevkalelik var. Bu makul bir şey değil diyor. Çünkü hiç ummadık bir şey, olmayan bir şey oluyor. Bunu da bizim tespit etmemiz mümkün değil. Bunu kurra ile anlayabiliriz diyor. Kurra atalım, kurra da o belli olur diyorlar. Herkesin ismini yazıyorlar, böyle bir kaba koyuyorlar. Şöyle şöyle çalkalayıp çektiriyorlar. Çekince Yunus'un ismi çıkıyor kağıtta. Arkadaş diyor, sen kusura bakma diyor, yani hepimiz öleceğiz senin yüzünden diyorlar. Sende haşa bir uğursuzluk var diyorlar. Seni denize atacağız diyorlar. Yunus direniyor. Direnmesine rağmen denize atıyorlar. Akıl almaz bir şok geçiriyor. Dalgalı deniz zaten, çok şiddetli dalgalanıyor. Yüzmek için uğraşırken bir sefer de kocaman bir balık çıkıyor. Ağzını açıp yutuyor. Allah diyor, ayet karanlıklar içinde kalmıştı. Ya Rabbi senden başka baki olan yok diyor. Entel baki. Allahümme entel baki. Sürekli onu söylüyor. Ya Rabbi beni affet. Ben hata yaptım. Ben hata yaptım. Bir daha kesin yapmayacağım diyor. Defalarca ama şöyle bir kere, iki kere, on kere, yüz kere değil yani. Allahümme entel baki, Allahümme entel baki. Sonra Cenab-ı Allah işte deniz kenarına götürüyor balık, deniz kenarına gidiyor. Balık onu ağzından dışarı atıyor. Normalde balık yutamaz öyle bir şey zaten. Yani o irilikte bir şey yutamaz. Atıyor ama üstünde başında da elbise kalmamış orada, hiçbir şey yok. Çıplak ve baygın bir şekilde atıyor denizin kenarına. Ondan sonra
orada kabak bitkisi gibi genişçe bir bitki bitiriyor. Yani orada bir bitki. O anda Allah oluşturuyor ama aklın ihtiyarını almaz. Orada duruyor da olabilir bitki bir başkası açısından. Yani böyle şey hiç akıl ihtiyarı kalkmaz. O bitkiyi alıyor, onunla örtünüyor. Edep yerini örtüyor. Muazzam bir pişmanlıkla hemen koşarak Nineva'ya gidiyor. Yeniden tebliğe akıl almaz bir şevk, akıl almaz bir gayretle, ihlasla yaptığı için bütün Nineva peygamberliğini kabul ediyor. Bak şevk ve heyecanın önemini görüyor musun? İlla ki bu geliyor. Bak daha önce şevki yok. Ama o olayda şevki muazzam artıyor. İmtihan da gerekiyor. Tabii. Mesela orada balık. Çok nadir balık insan yutma vakaları var. Yani yaklaşık tarih içerisinde kaydedilmiş 4 vaka var bildiğim. Hatta bir tanesi balık yutmuş, bütün vücudu bembeyaz olmuş. Balığın mide öz sularından dolayı. Yani erime yapmış cilt üst tarafında. Öyle vakalar var.